Yani dolar euro yükseliyor da ne yükselmiyor ki? Yükselişe karşı bir eylemimiz yok yani. Halk hak ettiği gibi yaşıyor. Hiçbir hak ediyoruz. 100 lira olur, 100 lira olur. Olur. Bu gidiş de olur. Evet vallahi çok fena. Acımızdan ölecek. Ne konuşacak? Milleti sindirmişler. Bizim millet de koyun akıllı. Vatan millet Sakarya boş iş. Boş iş yani. Herkes cebine bakacak abi. Bitti, memleketin bittiği halleri yaşıyoruz abi. Dolar rezervi şu anda en yüksek ülke biziz. Dünyanın ikinci güçlü ekonomisi Çin ve Türkiye. Altın rezervi ve dolar rezervi bizde çok yüksek. Şu anda istese hükümet 1 liraya düşürür dolar. Hatta 50 kuruşa bile düşürür. Abi euro yükselmesi şu anda bizim yurt dışına geldiğimiz için iyi. Yani yurt dışına çalışıp burada bozdurmamız bizim için işimize geliyor. Avrupa'da yaşayan adam kötü derse yalan konuşuyor abi. Ama nasıl kötü diyebilirler? Çalışıyorum ben, 2000 lira aylık alıyorum. Geliyorum buraya paşalar gibi de iznimi yapıyorum. 2 ayda yediğim para belki 500 milyar geçti. Ben Fransa'nın taşına toprağına kurban alıyorum abi. O kadar çok şey gördüm. Özal'ını da gördüm, Ecevit'ini de gördüm. Bu kadar da kötülüğünü görmedik. Her seçim döneminde, bir dahaki seçim döneminde düzelteceğiz. 5 sene sonra düzelteceğiz. Ne değişti? Her geçen gün daha da kötüye gidiyorsun. Eyvallah. Çok şahane gidiyor. Şimdi ağlayanlara bakmıyoruz biz, tamam mı? O vatan hainlerine bakmıyoruz. Bundan 20 sene önce 56 lira emekli aylık alıyordu adam. 50 dolar bile olmuyordu. Şimdi 400-500 dolar alıyorlar. Yine de isyan edenler var. O işleri geç. Her şey dört dörtlük. 34 dolar 38 euro oldu. Ne diyeyim ki? Halk hak ettiği gibi yaşıyor. Hiçbir hak ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi sıkıntı yok. 100 lira olur, 100 lira olur. Olur. Bu gidiş de olur. Enflasyonu görmüyor musun? Enflasyonu düştükçe o da çıkacak da. Yalan, yalan, yalan. Değerlendiriyorsunuz gidişi artık. Kötü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi onunla bir ilgim yok. Bir rakam. Evet vallahi çok fena. Acımızdan ölecek böyle şey olursa. Emekli. Nasıl, emekli maaşı yeterli geliyor mu? Yok, 12 bin lira ne maaşı şimdi yeterli gelsin. Evet. Kirayı bile çıkartmış. Umut verirler de koysalar, koymurlar. Onlara yetmiyor ki, hatta artarsa millete. Evet, öyle. Ben de konuşmuyorum, konuşanı alıyorlar ya. Ne konuşacak, milleti sindirmişler. Bizim millet de koyun akıllı. Tam konuşmuyorsun, hareketsiz, sessiz eylem yok. Her gün bir saat E5'teyiz. Bırak arabayı bir saat orada, git çay iç ya. Vallahi benzine zam geliyor. Gitme petrole, bir gün alma abi, ne olur ki? Zam olunca zam olan yere çöküyor millet ya. Yiyeceğe zam geliyor, hayvan gibi yiyeceğe saldırıyorlar. Yani dolar euro yükseliyor da ne yükselmiyor ki? Yükselişe karşı bir eylemimiz yok yani. Bak çiftçiler yolları kapatmış. Halk ne yapıyor abi? Gidiyor kafeteryada oturuyor. Kafeterya pahalı diye şikayet ediyor. Oturma o zaman abi. Karta yükleniyor, 3 gün sonra kart patlıyor. Hiç ihtimal yok abi. Hiç ihtimal yok. Türkiye bu kadar beyin göçü yaşadı mı ya? Benim yaşım 45-20'li yaşta olsa bir dakika durmam. Bu saatten sonra gidip ne yapacağım? Çocuğuma diyorum, satayım varımı yoğumu, göndereyim sizi İngiltere'ye falan. Yok, onlar da gitmek istemiyor. Ne var abi Türkiye'de? 80'li 70'li yıllarda Alman göçünden bahsediyordu millet. Şimdi hayvan gibi, affedersin, özür dilerim, hala yurt dışına kaçış var. Şu anda misli misli artıyorsa yurt dışına kaçmak isteyen, Türkiye'nin neyi kaldı ya? Vatan millet Sakarya boş iş. Boş iş yani, herkes cebine bakacak abi. Evet, ne oldu? Bitti işte. Bitti, memleketin bittiği halleri yaşıyoruz abi. Hedef 2023, bittik işte. Hedef 2026, daha da biteceğiz. Daha da çökeceğiz yani. Yazık, günah, ben burada esnafım, Florya'da esnafım. Bak yüzüyorum, elimde poşetle geziyorum. Bunları mı yaşayacağız? Allah kolaylık versin. Ülkemizde dolar rezervi şu anda en yüksek ülke biziz. Tabii dünyada ikinci ekonomiye sahibiz, güçlü ekonomiye. Dünyanın ikinci güçlü ekonomisi Çin ve Türkiye. Altın rezervi ve dolar rezervi bizde çok yüksek. Şu anda istese hükümet 1 liraya düşürür dolar. Hatta 50 kuruşa bile düşürür. Tabii canım. Neden düşürmüyor? Hazırlık yapıyor. Savaşa, savaştayız. Çıktı, 3. Dünya Savaşı çıktı tabii. Onun için mecburen enflasyon ve dolar üzerinden birikim yapmak zorunda. Başka yolu yok bunun. Ben böyle düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Abi euro yükselmesi şu anda bizim yurt dışına geldiğimiz için iyi. Yani yurt dışına çalışıp burada bozdurmamız bizim için işimize geliyor. 8 lira oldu. 40'a kadar gider abi. Gider mi? Gider, 40'a kadar çıkar. Bir de şimdi yurt dışından gelen insanlar burada mesela şey görüyorlar. Hani yurt dışına çalışıyorsunuz, buradayız diye. Yani insanların burada durumu zaten kötü.
Türkiye'de yaşayanların enflasyon kötü, anladın mı? Yani burada yaşayanlara da yazık. Tamam biz Avrupa'dan geliyoruz. Rahat rahat hani burada para harcayabiliyoruz ama buradaki insanların hali düşünmek lazım. En başta şuna bakmak lazım. Yani oy verene bakacaksın. Bir de oy alana bakacaksın yani. Yani oy alan burada ne yaptı? Oy veren ne buldu? Ben Fransa'dan geliyorum abi. Yani Fransa'da yaşamımız çok iyi, çok şükür. Avrupa'da yaşayan adam kötü derse yalan konuşuyor abi. Avrupa'da yaşayan adam buraya gelip 1 eurosunu 38 liradan bozdurmayı gelince çok iyi, sıkıntı yok. Ama nasıl kötü diyebilirler? Çalışıyorum ben, 2000 lira aylık alıyorum. Geliyorum buraya paşalar gibi de iznimi yapıyorum. 2 aydan beri buradayım çok şükür. Yani 4 yıldan beri gelmiyordum. 2 aydan beri buradayım. 2 ayda yediğim para belki 500 milyar geçti. Yalan yok abi. Zaten araba kiraladım. 200 bin lira zaten arabaya verdim ben, kiralık arabaya. Şimdi yeğenimle alışveriş yapıyorum. Pazartesi günü geri döneceğim inşallah. Ben Fransa'nın taşına toprağına kurban alıyorum abi. Açık konuşayım. Ben ülkemi kötülemem. Ülkemiz güzel. Kötü değil. Ama abi görüyorsun insanlar. Abi 200 liranın değeri şu anda 20 liranın değerine düşmüş. 20 liranın bir şeyi yok yani. Karşılığı yok. Yani 200 lira 20 liranın yerini almış abi. Para bozduruyorsun. Para gidiyor. Anladın mı? Ha, çalışıyoruz, kazanıyoruz, yiyoruz çok şükür. Burada yaşasak hiçbir şey yapamayız. İnsanların, abi insanların suratına bak ya. Herkes böyle bir sinirli, bir kibirli, anladın mı? Eski mutluluk yok insanların yüzünde. Niye mutlu değil abi bu insanlar? Diyorlar ki yok insan aldığı şey, telefon alıyorlar, yok araba alıyorlar. Ne yapsın abi, bunlar ihtiyaç zaten, anladın mı? İhtiyaç bunlar. Taksi olmuş indi bindi 100 lira abi. Eskiden böyle miydi, bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce böyle miydi burası? Değildi böyle. İnsanların gerçekten durumu vahim burada. Ha, Avrupa'dan gelenler hor görmesinler. Oraya gittik, ekmeğimiz için çalışıyoruz. Burada yiyoruz. Yatırımımızı buraya yapıyoruz. Keşke herkesin bu durumu. Avrupa Birliği'ne zaten bu ülke giremez. İmkansız abi. Bunu abi bu şekilde beni görsün. Ekonomiden dolayı mı yoksa başka sebep? Abi ekonomiden dolayı. Enflasyondan dolayı. Yani şu anda iş çok zor durumdalar, anladın mı abi? Yani kötü bir durumdalar. Niye alsın abi bu kadar insan, bu kadar perişan niye alsınlar abi? Şu insanların haline bak ya. Yazık abi insanlara. Ben hep izliyorum böyle yolda. Hani ben de inşallah bir gün denk gelirim diyordum. İnşallah denk gelirim diyordum. Ki geldim. Yeni dedi abi sen de konuş dedi. Yani bizi hor görmesinler abi. Biz Avrupa'da çalışıyoruz. Yeri nasıl yani hor görüyorlar mesela, nasıl işte Avrupa'dan gelmiş işte eurosunu bozduruyor. İşte çalışıyoruz abi. Kimse orada bize al da orada git ye diye para vermiyor. Para vardır mı diyorlar. Ya bunda para var. Abi yani geliyorsun. Çalışıyorlar. Yani kolyemiz dışarıda, üstümüz başımız böyle giyiniyoruz. İşte çantalarımız falan var. Adam direkt zaten diyor ki sen yurt dışından mı geliyorsun? İnsanları anlıyorlar artık yani. İmajımızdan. He, gurbetçi profilimiz var. Yani imajdan anlıyorlar direkt. Bu kesin işte Avrupalı. Bunu hemen koparalım. Artık onlar ne yapsın? O da mecbur abi, ne yapsın? Bizim insanımızdan koparamıyor. Yurt dışından koparacak mecbur. Taksici dur diyorum. Adam diyor ki nereye gideceksin abi diyor. İşte diyorum Barköy'e diyorum. Oturuyorum adamın yanına. Abi nereden geldin? İşte yurt dışından geldim. Ya bugün de diyor ceza yedim abi ben diyor taksici. Ne yapayım dayı ben senin cezanı? Yani diyor ki cezayı ben yedim diyor. 50 lira diyor fazla ver. Veriyoruz abi ne yapar? 50 lira bizi fakir etmez. Ya adamın gönlü hoş oluyor. Bizden belki bir çay içiyor, belki bir yemek yiyor. Keyfine bakıyor. Diyeceğim inşallah ülkemiz daha güzel yerlere gelir abi. İnsanımız için inşallah daha güzel günler bizi bekler. Şu anki durum kötü abi. Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz bittik. Biz bittik. Başımızdakiler. Yani başka kim? Asla. Asla. İnanmıyorum. 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. 13 bin lira kira veriyorum. Siz söyleyin. Yaşım 54. Hala çalışıyorum. Ne söylememi istersiniz? Bu kadar. Bakanım da şezlongu bedava yap demek. Ya ne olur. Ne yapayım benim karnım doymadıktan sonra şezlongu tatili ne yapayım ben söylesene. Sen söyle. Tatili ne yapayım? Şezlongu ne yapayım? Benim karnım doyacak. Benim çocuklarımın geleceği yok. 2 tane çocuğum var. Gelecekleri yok. Metrobüse bir biniyorum. 10 tanesi yabancı. Bir tane ben Türk'üm mesela. Allah yardımcımız olsun. Yani bu AK Parti de olsa, öbürü de olsa, öbürü de olsa olay aynı olay. Yani başımızdakilerin Türkiye'yi düşünmediklerini düşünüyorum sadece. Hayatımda da 3 kere oy kullandım. Bu kadar da basit. Başka. Çıkardık mı şu anki iktidara? Hayır. Ben hayatımda 3 kere oy kullandım. Oy kullanmaya bile şeyim yok yani çünkü. Bu dün neydi? Ben 71 doğumluyum. Ben o kadar çok şey gördüm. Özal'ını da gördüm, Ecevit'ini de gördüm. Bu kadar da kötülüğünü görmedik. Yani yokluk vardı, açlık da vardı bizim dönemimizde, gençliğimizde. Bu kadar kötülük yoktu. Ya ben cahil insanım, benim fazla bir şey konuşmayalım. Yani biz demiyoruz öyle. Yani durum ortada, çalışmazsam açım. Ne zamana kadar çalışırım? Yaşım 54, ben ne güne kadar çalışacağım? Yani sonumuz kötü. Allah yardımcımız olsun, başka bir şey diyemiyorum. Giden geleni, gelen gideni aratır. O yüzden o gitse o fark etmeyecek bizim için. Türkiye'nin halinde düzeleceğine de hiç de inanmıyorum. Euro 38 lira. Abicim bizim değerlendirmemiz bir şey değiştirmiyor ki. Onu değerlendirmesi gerekenler değerlendirsin. Biz ne yapabiliriz? Kimin değerlendirmesi gerekiyor? Ülkeyi yönetenlerin değerlendirmesi gerekiyor. Ben ne yapabilirim ki? Ticaz diyorlar onlar ekonomiyi.
Değerlendirmeleri güzel. İnşallah dedikleri gibi olur. Ama bugüne kadar yapılan uygulamalarla öyle bir sonucun olmayacağını zaten herkes biliyor. Ya gerçekten şu ülkede bir kişi kalkıp desin ki bana umut veriyor. Ya tamam, ben de saygı duyacağım. Bak kardeşim, ben normalde emekli olması gereken bir insan. 35 yıldır prim ödüyorum. Bugün bana bağlanacak maaş 12.500 lira. Bu alenen insanlarla dalga geçmek. Şimdi hepiniz daha gençsiniz, hayatınızın başındasınız. 25 yaşında iş hayatına başlıyorsun, 35 yıl çalışıyorsun, ömrünün en güzel yıllarını bu ülke için harcıyorsun. Ve sonuç itibariyle bir yaşa geliyorsun, emekli olmak istiyorsun değil mi? Bunun karşısında sana diyorlar ki, al kardeşim sana 12.500 lira para veririz. Ya bu alenen insanlarla dalga geçmektir. Ya lütfen bak, yani artık gerçekten bakın, çevrenize bakın, bir tane yüzü gülen insan göremiyorsunuz. Yazık, günah. Yani bu ülkede yaşayan insanlara günah. Bak bu ülkede artık hiçbir şey kalmadı. Eyvallah, saygımız var makamlara ama yani makamlarda yapılan açıklamaların da biraz ciddiyet olması gerekiyor. Yani şimdi ben buradan kalkıp da yol param yok, ne yapacağım? Bedava şezlong. Ne yapacağım? Yani evet, tamam, hepsine saygımız var, makamlara saygımız var ama yapılan açıklamaların biraz ciddi olması lazım. Lafa bakılmaz, aynası iştir kişinin diye bir laf var değil mi? Şimdi sen 22 yılda ne yaptın? Her seçim döneminde bir daha İlk seçim döneminde düzelteceğiz. 5 sene sonra düzelteceğiz. Ne değişti? Her geçen gün daha da kötüye gidiyorsun. Bunun bir inandırıcılığı var mı? Ya ben bir vatandaşım. Ömrünü bu ülkeye vermiş bir vatandaşım. Ya benim bu ülkeyle alakalı en ufak bir gelecekle ilgili en ufak bir beklentim yok. Yani insanların eskiden bak biz mesela bizden öncekiler emekli olduğu zaman böyle bir şey vardı. Adamın planı vardı. Ya ben emekli olurum. En kötüyle bir arsa alırım. Üstüne bir ev yaparım veya bir araba alırım. Bugün benim hiç öyle bir idealim yok. Çünkü bugün benim alacağım emekli ikramiyesiyle en kötü arabayı dahi alamıyorum. Değil öyle arsa, ev, şu, bu. Hiçbir şekilde bir idealim, bir hayalim, bir beklentim yok. Ha, biz kendimizden vazgeçtik. Tamam, belirli bir yaşa geldik, yaşadık. Ama gençlere yazık. Vallahi yazık. Bu ülkenin gençleri niye geleceğini yurt dışında arasınlar? Niye? Bak, dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Doğamız, tabiatımız, doğal varlıklarımız. Bu ülkenin gençleri neden geleceğini yurt dışında arasın? Yazık, günah değil mi bu ülkenin gençlerine? O yüzden yani benim bir beklentim yok. Beklentisi olana da saygı duyuyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Dolar, euro biliyorsun hareketlendi, tekrar yükselmeye başladı. Evet. Valla bilmiyorum ya. Yani 38 lira oldu, 40'a dayandı. Önceden de söylendiği gibi yani benim duyduğum kadar 60-70'e kadar varacağı var yani bu işin, euronun. Böyle giderse, bu düzen böyle giderse evet, daha yükselir. Çünkü yani insanlarımız yani içeride olsun veya her şeye zam yaptıkça, yani fırsatçılar diyelim. Yani onlar her şeye zam yaptıkça tabii her şey yükseliyor yani. Başka bir... Önce fırsatçılar mı yapıyor daha? Aynen, fırsatçılar da katkı payı var diyelim yani. Günlerimizde sabahına kalkıyoruz, çayımızı içiyoruz, camiye gidiyoruz, camdan eve geliyoruz, işiniyoruz camiye. Akşam bizim günlerimiz o. Emeklilik hayatını sürdürüyor işte. Sadece zaman geçiriyoruz, başka bir şey yok. Nasıl gidiyor emeklilik? Eyvallah. Çok şahane gidiyor. Şimdi alaylara bakmıyoruz biz, tamam mı? O vatan hainlerine bakmıyoruz. Bundan 20 sene önce 56 lira emekli aylık alıyordu adam. 50 dolar bile olmuyordu. Şimdi 400-500 dolar alıyorlar. Yine de isyan edenler var. O işleri geç. Tamam mı? Allah'ımıza şükürler olsun. Her şey dört dörtlük. Allah bu reisi başımızdan eksik etmesin. Tamam mı? Dünya 5'ten büyüktür dediği zaman da millet şey yaptı. Dünya 5'te Amerika'yı görüyorsun. Dünya 5'te Avrupa nerede? İnsan hakları nerede? Filistin'i ne yapıyorlar? Yerle millet diyorlar. Sesini çıkaran var mı? Yok. Sadece Türkiye yalnız. Tayyip Erdoğan yalnız konuşuyor. Tamam mı? Başka kimse yok. Vatan hainleri çok. Tamam mı? Türkiye düşmanları çok. Siyanistler çok. Siyanistlerle komünistleri artık bir tarafa bıraktık. Vatan hainlerini bir tarafa bıraktık. Artık Türkiye diyoruz. Vatan diyoruz. Anlatabiliyor musun abi? Hatırlıyorum. Bizim yine... Memleketimizden başka memleket yok. Ama adamlar memleketi yıkmaya çalışıyorlar. Görüyoruz ama inşallah fırsat vermez Allah.